Kıskanç kişi düşmanına haksızlık eder gibi haksızlık eder kendine. Yanlışlardan sakın, korkuyla değil, ödev duygusuyla. Bir şeyi şiddetle arzulamak, ruhunu başka şeyler için kör etmektir. Doğa ve eğitim birbirine yakındır. Çünkü eğitim insanı dönüştürür. Bu dönüşümle insanda ikinci bir doğa yaratır. Yapmadan önce düşünmek, yaptıktan sonra yanmaktan iyidir. Söz, eylemin gölgesidir. Herhangi bir yararlılığı içermeyen her zevkten kaçın. Hakikat uçurumun dibindedir. Adaletsizlik eden, adaletsizliğe uğrayandan daha mutsuzdur. Sadece düşmanını yenen değil, heveslerine hakim olan da erdemini göstermiş olur. Düşüncelerde uyum, dostluğu doğurur. Vakitsiz arzular tiksintiye yol açar. Az bulunur hazlar, en güçlü hazlardır. Gerçekte hiçbir şey bilmiyoruz. Çünkü doğru uçurumun dibindedir. Yoksulluğa sabırla katlanmak, kendine söz geçirebilen kişinin işidir. İyiyi bilmemek bize yanlışlar yaptırır. Ahmakları söz değil, mutsuzluk adam eder. Kalabalıklar mutsuzluk içinde bilgeleşir. Neye yarar yaşamak, bir tek dostumuz yoksa? İnandırma yolunda söz altından daha ağırdır. Kimseyi sevmemek, bence kimsece sevilmemektir. Sevilen kadın, aşkın sevimsiz yanlarını giderir. Mutsuzluk içinde doğru düşünmek ne güzel şeydir. İnsanın komşularına yaranmak istemesi onursuzluktur. Biz kendimizi övmeyelim, bizi başkası övsün daha iyi. Çok düşünmek ve az bilmek, işte budur yapılması gereken. Birçok kişi zenginken, yoksul olan dostundan yüz çevirir. Sizin için değersiz olan birinin sizi yönetmesi sıkıcıdır. Ahmaklar, yaşamdan en ufak bir sevinç duymaksızın yaşarlar. Akıldan yoksun insanlar için yönetilmek, yönetmekten iyidir. Duyularımız bize asla gerçeği gösteremez. Ancak edindikleri algıyı yansıtırlar. Gerçek, duyularımızın çok ötesinde bir şey olmalı. Utanılması eylemlerinden pişmanlık duymak, yaşamını kurtarmaktır. Kendi kendinin efendisi olan baba, çocuğuna en güzel örnek olur. Hiçbir şey dinlemek istemeden boyuna konuşmak bir çeşit oburluktur. Bilge kişi için her yer birdir. Onurlu bir ruhun yurdu tüm evrendir. Çelişkiyi ve boş sözleri seven biri ciddi herhangi bir şey öğrenemez. Aşırı arzulamak çocuk gibi davranmaktır. Büyük adam gibi davranmak değildir. Ahmaklar yaşamdan tiksinir gibi yaparak ölüm korkusu içinde yaşamak isterler. Bilgili insanların umutları, bilgisiz insanların zenginliğinden daha değerlidir.
Adaletsizlik etmemek iyidir ama etmez. Adaletsizlik etmeyi istememek de gerekir. Konuşmaya değil, eylemde bulunmaya, verdemli davranmaya harcamalıyız tüm çabamızı. Aldığın övgülerin temelini kavrayamıyorsan, bu övgüleri pohpohlama diye değerlendir. Beden güzelliği hayvanlara yaraşır bir üstünlüktür. Zeka, beden güzelliğini yüceltmiyorsa. Tam sırasında yaptığın küçük yardımlar, yardımı alan kişilerin gözünde en değerli yardımlardır. Çok dengeli bir kişilik yapısına sahip olmak, aynı zamanda düzgün bir yaşam sürdürmek demektir. Kendi içine bir göz atarsan, orada her türlü yıkıcı tutkulardan meydana gelen bir hücre ve bir hazine bulursun. Bize dost görünen birçok kişi gerçekte dost değildir. Bize düşman görünen birçok kişi de gerçekte düşman değildir. Dostluğu doğuran duygulardaki uygunluktur. Yanılgılarımızı unuta unuta gözü pek oluruz. Hem şakalaşmayı hem ciddi konuşmayı bilen yaşlı kişi ne tatlı kişidir. Akıllı olduğuna inanmış birini akıllı kılmaya çalışmak boşa vakit harcamaktır. Bir kadın tarafından yönetilmek bir erkek için ayıpların en büyüğüdür. Aklın üç göstergesi vardır. İyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmak. Ahmaklar uzun yaşamak ister. Bu uzun yaşamdan hiçbir tat alamadan.